Şimdi WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haber var sırada. İspanya'da işletmecilik yapan Türk genci Avrupa'nın göbeğinde polis işkencesine maruz kaldı. Yasalara aykırı şekilde sınır dışı edildiğini iddia eden genç adam hakkını mahkemede arayacak. Uyurken kabuslarıma giriyor bu yaşadığım, işkence yaşadım. Kelimenin tam anlamıyla skandal. Avrupa'nın göbeğinde işkence gördü. Üstelik o kabus Madrid'den İstanbul'a gelene kadar uçağın içinde de sürdü. 3 tane polis memuru beni uzattı koltuğun üstüne. Biri kafamın üstüne oturdu. Biri sırtıma oturdu. O diğeri de ayağımın üstüne oturdu. 5 saat boyunca bu şekilde yolculuk ettim. Avrupa insan hakları diyorlar ama maalesef insan hakları diye bir şey yok. Buğra Arsa çok değil 3 gün öncesine kadar İspanya'daydı. Orada işletmecilik yapıyordu ama şimdi Ankara'da ve elinde işte bu darp raporları var. Vücudunun hemen her yeri mosmor ve omuriliğinde kırıklar var. İddiasına göre İspanyol polisinin şiddetine uğradı ve şimdi ayakta adım atmakta bile zorlanıyor. Kağıt işlerimle ilgiliydi. Benim oturma iznim Almanya'daydı. Bitmişti. Avukatım başvurdu. Oturma iznim uzatıldı fakat İspanyol polisi beni sınır dışı etti. İddiasına göre İspanya yasalarına aykırı şekilde sınır dışı edildi. Onu en çok yaralayansa o işkenceye maruz kalırken kimsenin ses çıkarmaması oldu. Beni uçağa zorla bindirdiler. Bakın kelepçe izleri burada. Ayaklarımı koli bantlarıyla bağladılar, bacaklarımı poşet sokar gibi beni uçağa soktu. 3 tane İspanyol polisi. Ben bağırdım, çığlık attım yardım edin diye ama hiç kimse yardım etmedi. İstanbul'a indiğimizde Türk polisini çağırdılar. Türk polisi beni o halde görünce resimlerimi çekti. Savcılığı aradı ve İspanyol polisinin pasaportlarına el koydular. İspanyol polisinin elinden kurtulunca hemen hastaneye yetiştirildi. Havaalanında tekme attılar. Yumruktan ziyade tekme attılar. Burada da zaten görüyorsunuz. İspanya eğer çocuğumu bu şekilde gönderecektiyse neden çalışma izni verip iş yeri açmasına müsaade etti? İşkence mağduru adam şimdi hukuk mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Hem İspanyol polisiyle hem de onu İstanbul'a getiren pilotla mahkemede yüzleşecek.